Ben Hüseyin Öztemiz, 14 Mart 1988 doğumluyum. Muğla'da doğdum, Bodrum'da büyüdüm. İlk orta ve lise eğitimimi Bodrum'da tamamladım. Daha sonra üniversite hayatım içinde Muğla merkezde okudum. Beden eğitim bölümü mezunuyum. Beden eğitim ve spor yüksekokulu mezunuyum. Spora 9-10 yaşlarında annem babam turizmci, bir teyze büyüdüm ben. Onlar tabii gün içerisinde full çalıştıkları için çok zamanım oluyordu. Çok da canım sıkıldığı için sokakta futbol oynayarak başladım ben de. Genelde futbolcuların başladığı şekilde. Sokakta 9-10 yaşlarında futbol oynamaya başladım diyebilirim. Ve sörf yapmaya başladım. Denizde büyüdüm aynı zamanda. Sporla tanışmam bu şekilde diyebilirim. Eğitim hayatım ilkokul, ortaokul ve liseyi Bodrum'da tamamladım. Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda antrenörlük eğitimi bölümünü okumak istedim. Çünkü uzmanlığımı bu alanda aldım. İlerleyen dönemlerde antrenörlük yapmak gibi bir hedefim vardı. Aynı zamanda denizde de bu dönemde eğitmenlik yapıyordum. Dolayısıyla böyle bir tercih yaptım. Bu bölümde pedagojik formasyon, antrenman bilimi, psikoloji gibi odalarda eğitim aldım ve birçok dalda. Üniversite hayatımı da bu şekilde tamamladım diyebilirim. Aslına bakarsanız puanım üniversiteden sonra puanım başka bölümlere de yetiyordu. Fakat 9-10 yaşından beri sporla ilgilendim. Futbol, rüzgar sörfü ve yelkenle. Dolayısıyla bilerek isteyerek bu bölümü seçtim. Başka bir bölüm aklımda yoktu. Mutlu olacağım ya da ilgilendiğim bir dalla ilgili eğitim almak istedim. Dolayısıyla böyle bir tercih yaptım. Ben 9-10 yaşlarından itibaren futbol oynamaya başladım. Herkes gibi sokakta başladım ben de. Daha sonrasında Bitez'de büyümüştüm. Orada bir takım kurmaya karar verdiler. Ben de sevdiğim için gidip buradaki kulübe yazıldım. Futbol oynamaya başladım. Daha sonrasında ortaokuldaydım. Turgut Reis'e taşınmak zorunda kaldık. Burada Turgut Reis Belediye Spor, o zamanki adıyla kulübü vardı. Turgut Reis Spor'da alt yaş kategorilerinde ve A takımda futbol oynadım. Daha sonra buradan sonra Muğla Spor'a transferim oldu. Hem üniversite hayatım hem Muğla Spor'da bir dönem futbol oynadım. Daha sonrasında Ören, Milas ve çevre kulüplerde futbol oynadım. Son dönemimi de şu an antrenörlük yaptığım Gümüşspor'a geldim. Gümüşspor'da hem futbolcu hem hoca olarak görev yaptım 2-3 yıl. Sonrasında burada antrenör olarak devam ediyorum. Ben bir dönem hem futbolcu hem hoca olarak görev yaptım 2-3 yıl kadar. Arada bir yumuşak bir geçiş oldu aslında benim için. Futbolu bırakmıştım. Futbolu bıraktıktan sonra Bodrum'da yaşarken bir gün bir arkadaş grubum vardı, arkadaşlarımız. Onlarla Necet abinin, Necet İşler'in
tavsiyesiyle burada bir planlamanın olduğunu, Gümüşspor'da bir planlamanın olduğunu, burada güzel şeyler yapmak istediklerini söylediler. Hem arkadaşlarımla birlikte buraya önce futbol oynamak için geldim. Sonrasında bir antrenörlük teklifi aldım aynı zamanda. İkisini birden hem futbol oynayıp hem hocalık yaparak hocalığa bir geçiş sürecim oldu. Çok sert bir geçiş olmadı aslında benim için. Hem futbol oynayıp biraz hem antrenörlük yapıp antrenörlüğe bu şekilde geçmiş oldum diyebilirim. Tabii ki bu anlamda bana katkısı çok oldu. Futbol oynadığım dönemde edindiğim bilgiler, yaşadığım tecrübeler, çalıştığım antrenörler, onlardan öğrendiklerim, tecrübelerim. Aynı zamanda üniversitede bu işin eğitimini de aldım. Hem sporcular açısından bir futbolcu gibi bazen düşünme şansım oluyor. Onların yerine düşünebiliyorum geçmişte futbol oynadığım için. Onlar açısından olaya bakmam için benim için çok önemli. Yıllarca ben de çünkü futbol oynadım. Bu benim antrenörlük hayatıma çok büyük katkı sağlıyor. İkisinin bir arada olması hem üniversite anlamında hem de futbolculuk anlamında bana çok büyük katkı sağladı diyebilirim. Benim de tabii ki hedeflerim var. Daha ben yolun başındayım. Genel olarak görenler de hep genç antrenörlüğe başladım. İlk gördükleri zaman biraz da şaşırıyorlar. Önümde bayağı bir yol var. Bunun için kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu anlamda hedeflerim var. Daha iyi üst liglerde çalışmak gibi hedefim var. Bunun için zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Kendimi her daim geliştirmeye çalışıyorum. Amatör ligde mücadele etmemize rağmen olabildiğince ben daha sonrasını düşünerek antrenörlük yapmaya çalışıyorum. Şu an bulunduğumuz yerde öncelikli amacımız hem Gümüşspor'a hem kendimizi katkı sağlayıp hem Gümüşspor'a hem kendimi antrenör olarak daha iyi yerlere taşımak istiyorum. Şu anki hedeflerimiz bunlar. Yani ben kendim Beşiktaşlıyım. Beşiktaş takımı tutuyorum ama şu an çalıştırmak isteseydim belki Başakşehir takımı olabilir ya da sadece takım olarak baktığımız zaman ya da Göztepe takımı olabilirdi. Sebebine gelince başında bulunduğu antrenörler genç, sürekli gelişime açık ve kendilerini geliştiren ve bu ligde gerçekten iyi işler yaptığını düşündüğüm için ondan dolayı o iki takımda çalışmak isterdim ya da o antrenörlerle çalışmak isterdim. Göztepe'nin başına yeni geçen bir hocası var. Hatayspor'dan da takip ediyoruz. Yani orada olmak ya da dediğim gibi Okan Hoca ve ekibini de takip ediyorum hep. O takımlarda olmak isterdim diyebilirim. Gümüşspor olarak sezona bu ligi ortalama tanıyan, bu ligde oynamış olan sporculardan bir kadro kurarak lige başladık. Sezon başını fena bir hazırlık dönemini fena geçirmedik diyebilirim. Oyuncularımızın çoğu genç, birkaç abi dışında diğerleri için genç diyebiliriz. Neden genç bir takım kurduk derseniz, ben daha oyunculara bir şey katabilmenin ve kendini geliştirecek olan sporcularla çalışmaktan yanayım genelde. Hedeflerimiz var, hedeflerimiz doğrultusunda böyle bir takım kurduk. Şu an 3 maç oynadık, 2 galibiyetimiz, 1 beraberliğimiz var. Sezon bizim için fena başlamadı diyebilirim. Ama daha çalışmamız gereken, yapmamız gereken çok iş var. Daha ligin başındayız, yolun başındayız. Önemli olan sonunu iyi getirmek. İnşallah sonuna kadar böyle devam eder, sonunu iyi getiririz. Gümüşspor bir amatör kulüp olarak yönetim anlamında destekleri
gayet iyi durumda. Biz biraz şanslıyız Gümüşspor olarak. Çünkü amatörde şartları ya da desteği bu kadar bulamayan kulüplerimiz var. Başka kulüplerde de çalıştım dönemlerde. Ya da futbol oynarken gördük. Yöneticilerimiz gayet ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar bizler için. O anlamda hepsine teşekkür ederim. Burada çalıştığım süre içerisinde her zaman destek oldular. Her anlamda bize yardımcı oldular. Bizim ilk yola başlarken bundan 4 yıl önce daha kalıcı şeyler yapalım. Yarın biz olmadığımızda da ya da Nejat İşler olmadığında da kulüp kendisi ayakları üstünde dursun, tesis yapalım, saha yapalım. Bunun gibi amaçlarımız vardı. Böyle konuştuk. Bunların bazılarını yaptık, bazılarını yapamadık. Daha eksiklerimiz var. Ama olabildiğince bu şartları en iyi şekilde getirmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken tabii ki biz şanslıyız. Ben ona bir soru sormuştum. Neden futbol? Neden yani hani Gümüşspor? Benim çoluğum çocuğum yok. Dolayısıyla birilerine katkım olsun, amatör futbola katkım olsun. Yaşadığım yer burada olmaktan mutluyum, huzurluyum. Dolayısıyla burada bu çocuklara destek olalım. Bizim çocuklarımız olsun, köyümüzün takımı olsun. Birilerine faydamız olsun düşüncesiyle yola çıktı. Yani hayatı Gümüşspor, öyle söyleyebilirim. Burada olmaktan mutlu. Bizlere de çok destek veriyor. Bana da çok destek verdi. O desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki sağlıyor. Hatta komple bu işin havuzu diyebiliriz. Çünkü futbol sokak ve amatör futbolla futbol. Ne demek istiyorum? Her profesyonel olan bir futbolcu, Süper Lig'de oynayan bir futbolcu da, profesyonel liglerde oynayan futbolcu da mutlaka bir amatör lisansla futbola başlıyor ve amatör liglerden geçiyor. Buralardaki oyuncular üst liglerdeki takımların havuzunu oluşturuyor. Çok büyük katkısı var. Zaten amatör futbolu ve sokaktaki futbolu unuttuğumuz gün bizim futbolumuzun da giderek geriye gittiği bir dönem olur diye düşünüyorum kendi adıma. Amatör ligdeki takımların gerçekten şartları zor. Saha, malzeme, çalışma şartları birçok problemi var. Federasyon bu anlamda destek olmaya çalışıyor tabii ki. Ama yaşanılan problemler çok fazla amatör futbolda. Dolayısıyla federasyonun biraz daha destek olması amatör liglerdeki sporcular için, antrenörler için daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani buradaki amaç tabii önce spor yapmak, arkasından amatör futbolcuların her zaman bir üst lige profesyonel olmasını sağlamak, yetiştirmek, üretmek gibi amaçlar taşıyor. Buradaki şans oyuncunun kendisi, ailesi, federasyon, antrenörler bunlarla bağlantılı. Hepsi bir arada olduğunda şansı tabii ki yüksek. Bunu bir komple düşünebiliriz. Sporcunun kendi davranışı, vizyonu, amacı, hedefi, antrenörün düşüncesi, ailenin futbola bakış açısı, doğru zamanda doğru yönlendirmeler, doğru hamleler, federasyonun teşvikleri sporcunun profesyonel bir oyuncu olmasına katkı sağlar diye düşünüyorum. Buradaki teşviki biraz daha arttırabiliriz. Bizim önceki, yani genel olarak amatör kulüplerin öncelikli hedefi gençleri alt yaş grubundaki kategorilerde
Öncelikli olarak spor yaptırmak, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, keyif almalarını sağlamak, birlikte olmalarını, paylaşımlarını arttırmak. Onlara önce futbol oynamaktan çok amaç güzel insanlar yetiştirmek. Öncelikli olarak onları sahaya çekmek için bir şeyler yapabiliriz. Sahaya çektikten sonra zaten eğitim burada başlıyor. Bu bölgede de birçok amatör kulüp bu anlamda birçok çalışma yapıyor. Herkes bu yörede birçok antrenör, birçok kulüp gençlerin bu anlamda spor yapmasını sağlamak için katkı sağlamaya çalışıyor. Öncelikle hedefimiz oralarda maç kazanalım, birilerini yenelim. Öyle bir amacımız yok. Öncelikli olarak katılımı arttırmak. Çünkü biz küçük bir yerde yaşıyoruz. Sayımız az, nüfusumuz az. Olabildiğince katılımı arttırmak, güzel insanlar yetiştirmek, zararlı alışkanlıklardan onları uzak tutmak, sonrasında futbolcu yetiştirmek olabilir. Var. Ben 9 yaşından beri, 9-10 yaşından beri aynı zamanda futbol dışında rüzgar sörfü ve yelkenle ilgileniyorum. Denizde büyüdüm. Rüzgar sörfü ve yelken eğitmenliği de yapıyorum aynı zamanda. Sörf okulumuz var. Rüzgar sörfünü profesyonel anlamda yapıyorum. Buradaki deneyimlerim benim antrenörlük hayatımda bana çok büyük katkısı oldu. Denizde de eğitimler vermek, insanlarla iletişim içerisinde olmak antrenörlük hayatıma katkı sağladı diyebilirim. Yani o rüzgar sörfünde birçok sınıf var. Benim ilgilendiğim ya da yaptığım sınıf freestyle, serbest stil hareketlerinden oluşuyor. Biraz da artistik hareketlerden oluşan bir sınıf. Orada o loop dediğimiz bir hareket öne takla, öyle söyleyebilirim. O sınıfta yapılan temel basic hareketlerden biri diyebilirim. Sörf benim hayatımın bir parçası. Aynı zamanda futbol dışında en çok zevk aldığım sporlardan biri. Boş kaldığım zaman, rüzgarın olduğu her zaman sörf yapmaktan keyif alıyorum. Yazlara eğitim veriyoruz. Rüzgar sörf ve yelken alanında yaz dönemlerinde de eğitimler veriyoruz. Çocukların farklı spor branşlarını yapmaları onların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor, paylaşımlarını arttırıyor. Tabii rüzgar sörf ve yelken futbola göre biraz daha pahalı bir spor diyebiliriz. Öyle gözükebilir ama denizde yaşayan, deniz kenarında yaşayan insanların mutlaka bu duyguyu hissetmeleri, bu zevki tatmaları gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir spor. Bunları söyleyebilirim. Belediye yelken kulüpleri var. Buralardan destek alabilirler ya da özel açılmış ticari faaliyet gösteren, eğitim veren sörf okulları, yelken okulları var. Sahile çıkıp bir yürüyüş yaptıkları zaman ortalama 500-600 metrede ya da 1 kilometrede bir bulabilecekleri rüzgar sörfü yelken okulları var. Hepinize teşekkür ediyorum bu röportaj için. Bu hafta bir maçımız var. Seydi Kemer maçı, içeride oynuyoruz. Taraftarlarımızı bu maça bizi desteklemeye davet ediyoruz. Diğer ligimizde yer alan alt yaş gruplarında mücadele gösteren antrenörler, kulüpler, amatör kulüplerin hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.